Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali, Modlu Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz köyümüzü güzelleştiriyorduk. Şurada duvara örmeye ben devam ettim. Bayağı bir uzattım arkadaşlar. Sağ olsun bizim inşaatçı bayağı güzel çalıştı. Şuradan şöyle bir dönüyor. Şöyle devam ediyor. Burada bayağı bayağı ilerledik. Şimdi şuradan buradan tekrar dönüp şu arkadan yan duvarla birleşecek arkadaşlar. Ona daha sonra devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün bazı özel seedleri yapmamız lazım. Biliyorsunuz Wither kafası falan toplamıştık. Çünkü Nether Star'a ihtiyacımız var. Bazı özel seedleri yapacağız. Bunlar için hazırlık yapacağız. Öncelikle bizim Blaze çubuğuna ihtiyacımız oluyor. Blaze seed yapacağız. Çünkü şu Blaze çubuğunu yapmak için Blaze Essence kullanabiliyoruz. Oy. Bunlar için runik altar gerekiyor. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi ne lazımmış? 1, 2, 3 tane Blaze çubuğu lazımmış. Ne yazık ki bizde 2 tane Blaze çubuğu var. O zaman bir Nether'a gidelim. Hatta şu kılıcımızı da alalım. Biraz daha Blaze getirmiş olalım. Aman, in bakayım. Havur yapma. Başka ne yapacağız arkadaşlar? Wither kafası iskelet, ya yani Wither iskeleti esansı yapacağız. Bir de Enderman seed yapacağız. Ender gözü için. Şimdi. Burada lock var mıydı? Var. Gel. Kestim seni. Çıktım çabuk. Git. 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 Örümcek. Tamam, iki tane çıktı. Direkt kapıda bulduk. Hiç sıkıntı yok. Hemen dönelim. Çünkü Wither Bass kesmemiz lazım arkadaşlar. Nether yıldızı için. Hop. Şimdi Blaze çubuğumuzu aldık. Başka ne lazımdı Blaze Essence için? Ya arkadaş, gece midir nedir? Niye bu kadar yaratık sesi geliyor etraftan? Bir uyu bakayım hemen sen. Ölüm. Şimdi 3 tane Blaze. Başka? Nether Brick. 2 tane Nether Brick. Şöyle 2 tane Nether Brick. Başka ne lazım? Fire Essence, Crafting 4, Nether Essence. Şimdi Fire Essence'imizin olması lazım. Aynen. Şu Fire Essence. Nether Essence'imiz var mı? Var. Nether Essence. Crafting Seed. Var. Crafting 4. Tamam. Şunu bir atalım. Baltaya ihtiyacımız yok. Baltayı bırakalım. Şöyle bir bırakalım. Hadi gelin gidelim arkadaşlar. Şimdi runik altarımız burada. Manamız var mı yeterince? Var. Sıkıntı yok. Birazdan manayı besleyelim. Şu muydu? Al bakayım. Şimdi sen şunları bir yukarı al. Sen. 3 tane çubuk. 2 tane nedir? Sen. Tamam. Bu burada pişmeye de başlasın. Şuradan biraz Living Crack alalım yanımıza. Biz diğer seedleri hazırlaya duralım arkadaşlar. Şimdi Wither Skeleton seed lazım bize. Wither Skeleton seed için. Şu. 2 tane kemik. Bir tane kafa, fire, crafting seed nedir? Tamam. Şimdi öncelikle esans. Şöyle yine bir tane fire. Hop, pardon. Burası çok hareketli. Bir tane nedir? Bone lazım. 2 tane. Başka ne lazımdı? Wither kafası lazım.
Başka ne lazım? Stone Sword lazım. Crafting 5 lazım. Crafting 5'imiz var. Sword var mı? Sword'umuz yok. Cobble'ımız yok mu ya? Olmaz mı? Cobble Dumble ne var bizde? Şöyle yapalım da kullanmayalım. Bu arada bu hazır galiba. Asa lazım yalnız bize. Eyvah eyvah. Bunu buraya mı attık? Aynen buraya atmışız. Şu arkadaşı alalım. Şu iki arkadaş şöyle yukarıda bekleye dursunlar. Sen bir kenara gel. Sen böyle gel. Tamam. Al bakayım. Tamamdır. Blaze City'miz hazır. Şimdi diğerine başlayalım. Fire. İki tane kemik. Bir tane bone. Bir tane bu. Bir tane bu. Bir de... Nether Essence. Güzel. Bu devam ederken Enderman City hazırlayalım. Ender gözü için. Enderman Seed. Şu. İki tane Endstone, End Essence, Eye of Ender, Tier 4. Şimdi öncelikle Eye of Ender'ımız var mı? Var. Alalım. Başka ne lazımdı? Endstone lazımdı. İki tane. Şöyle. End Essence lazımdı. Bir tane. Tamam. Crafting Seed 4 lazımdı. Yanılmıyorsam. Bakayım. Enderman Seed. Şu. Endstone, Endstone. Tamam. Buranın aletlerine de atlarını hızlı topladık. Güzel. Burası da hazır. Al bakayım. Tamamdır. Şimdi Enderman Seed yapalım. Sen git. Siz, sen, sen. Güzel. Şimdi Blaze'imiz hazır. Wither hazır. Bu arkadaş bitsin. Bu da hazır. Şimdi bunları hızlandırmaya koyacağım arkadaşlar. Çünkü bunlardan çok ihtiyacımız olacak. Şu Living Rock'ı bırak. Şu asayı da şuraya bırak. Şimdi Wither, Blaze, Enderman. Tamam. Bu arkadaşları şurada hızlı büyüyen yere koymak istiyorum. Şöyle. Burası da deli gibi üretiyor yalnız ha. Output full falan diyor. Şu artık End Essence'e bu kadar ihtiyacım yok. Bunu kırabilirim. Bu neymiş? Iron, Gold, Diamond. Hadi bunlar lazım olur. Bunlar dursun. Şunları da at. Bu ne? Blaze Essence. Güzel. Bu Enderman. Enderman niye üstüme geldi? Git. Süper. Şimdi bir diğer bu bölümde yapmak istediğim arkadaşlar. Şurada tonlarca seed bırakıyor. Inferium seed. Bu Inferium seedleri de sadece şu seed processor'da kullanabiliyorum. Lakin bir tane yapmıştım ben. Bu seed processor yeterli gelmiyor. Bundan tonlarca yapmak istiyorum. Ki çünkü bir tanesi bunun 5 tane veriyor arkadaşlar. Şimdi burada 9000 tane olduğunu düşünürsek 45000 tane essence'imiz çöp gibi yatıyor. Ve boşuna makineyi dolduruyor. Şimdi bu odayı kullanacağım onun için. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane yaparım. Bir tane de burada var. Tamam, 19 tane bundan yapalım. Şimdi bunu yapması biraz sıkıntılı. Onu baştan söyleyeyim. Reprocessor. Seed Reprocessor.
Şimdi bana biraz base lazım. Hayda, şartım yok. Şart nasıl olmaz ya? Prosperity şart. Bu şurada 27 tane var. Şu 27 taneyi bir kıralım. Gerçi bunu yapmanın başka yolları da var. Yine seed ile yapabiliyorsunuz. Yapıştır. Yapıştır. Tamam. Wow, yine rüzgar çıktı dışarıda. 27 tane mi? Yetmez. Bana yetmez. Aslında bunu makineye bağlayabiliriz ya. Seed reprocessor'u. Dur. Dur sen dur. Şimdi. Inferium tier 2 seed. Şundan kaç tane yapabileceksin? 24 tane. Tamam. Bizim işimizi görecek. Sıkıntı yok o zaman. Başka sıkıntı olan malzeme burada nedir? Solarium. Zaten solium ingot en zoru. Şu inferium tier seed 2 yapmamız lazım. Bunun için tier seed 1 lazım. Var mı burada? Yedi tane tier 2'm var. Ama yetmez. Bunu çeviremiyorum. Allah beni bildiği gibi yapsın. O zaman burada biraz yapacağız. Dursa. Şunun bir otomatikliğini kapatalım. Biraz içeri essence biriksin. Normal essence lazım çünkü. Şimdi seed alalım. Ondan sonra şöyle essence'lerden şu arkadaştan biraz alalım. Tamam, bu tier 1 yapıyor. Şöyle besleyelim. Zaten bize yeterli. Ve bunu tier 2'ye çıkartalım. Bunun için de diğer esans lazım. Neydi? Prodentium. Prodentium'umuz yok. O yüzden şundan biraz bozalım. Şimdi sen tier 2 bu. Şunu vereceğiz. Şimdi 7 orada var. Bir tane burada var. 19 tane lazım bize. 17, 19. Tamam, yeter. Çok da üretmemize gerek yok. Şimdi geldik işin en civcivli kısmına. Seed reprocessor. Şimdi arkadaşlar, bizim şu solium ingotlardan 9 taneye ihtiyacımız var. Dolayısıyla toplam 19 tane yapabilmemiz için nerede benim hesap makinem? 19 kere 9. 171 tane solium ingota ihtiyacım var. Bu da nasıl yapılıyor? Solium dust lazım. 171 tane solium dust lazım. Dolayısıyla 171 tane solium dust. Sol dust lazım. Bunun için ne lazımmış? Sol stone. Abo. Dur o zaman. Kafa yandı. Nerede? Tekrar bir dönelim tarife. Sen. Şimdi 171 tane bu arkadaştan lazım. Bunun için 171 tane bundan lazım. 1, 2, 3, 4, 5 çarpı 5 çarpı 5 855 tane sol dust lazım. Dolayısıyla 855 tane sol stone lazım. Abo. Bunu yetiştirebilecek miyiz? Yani bölü 64 yaklaşık 13 stack. Ne bitti? Stone bitti. Şöyle. Nasıl stone biter bizde ya? Şunları bir al. Şuraya bir sallayalım. Abo. Bu bayağı zor olacak ya.
Neydi? 13. 14 stack lazım bize. Ben öyle söyleyeyim size. Hmm. Şimdi şöyle 9, şöyle 10. Sol sendimiz ne durumda? Sol sendimiz var. Sol sendimiz dayanacak. Yalnız bizim stone'a ihtiyacımız olacak. Burada hazırda pişmiş var mı? Var. Onları da bir çalalım. Şimdi ne yapıyorduk? Seed reprocessor. Şu. 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 Ondan sonra şu dust. Şuna uğraşıyorduk. Şu lazımdı. Şu. Şimdi 10. 11. 12. 13. Şöyle 14. Tamam. Bunları ne yapacaktık? Pişireceğiz galiba, değil mi? Ne yapacaktık lan? Şey olması için. Solium. Oha, daha bu aşamaya getireceğiz. Önce sol dust olacak pişirerek. Şöyle bir sizi geri alayım çocuklar. Kusura bakmayın. Benim çünkü güçlü fırına ihtiyacım var. Sen de bir boşal. Şimdi sen. Siz bir pişin. Seni de fırın modunu alayım. Sen. Pişin. Seni de fırın modunu alayım. Sen. Pişin. Hatta sana biraz üstten besleme yapalım. Tamam, bunlar pişirdiklerini atıyor, bunlar atamıyor. Öyle bir sıkıntımız var. Seni şöyle atalım. Şöyle şuradan destekleyelim. Vay arkadaş, bayağı zorlu bir süreç olacak. Biraz uzun bir bölüm olacak o zaman arkadaşlar. Hazırlığınızı yapın. Şimdi bunlar burada pişerken ben o zaman diğer işlemlere geçeyim. Kurulum için gerekli olan diğer işlemlere geçeyim. Şurayı destekleyeyim. Seni destekleyeyim. Sana biraz daha atayım. Tamam. Şimdi benim bir tane exporter'a ihtiyacım var. Şu arkadaşa ihtiyacım var. Bunun için bir tane construction core'a ihtiyacım varmış. Şöyle, şöyle. Tamam. Bu arkadaşlar şu bizim crafting grid'den eşya çıkarmaya yarıyor. Hatta görevlerin içinde vardı bu. Var mıydı? Bir yerde storage solution'da mıydı? Aynen. Ha, importing, exporting. Exporting daha önce yapmamış mıyız? Neyse, sıkıntı yok. Şimdi bu arkadaşı şöyle alttan bir yere bağlayacağım. Hatta kablonun geçtiği yerden bir yere bağlamam yeterli. Şimdi benim iki tane end sandığına ihtiyacım. Hatta üç tane. Nerede bu? Şuna. Ender chest'ten 3 tane ihtiyacım var. Bundan mütevellit benim blaze çubuğuna ihtiyacım varmış. O yüzden zaten blaze seed dikmiştik, hatırlarsınız. 15 tane daha yaptık. Güzel. 1, 2, 3. Tamam. Şimdi bunun bir tanesi sisteme geri dönüş için, biliyorsunuz arkadaşlar, beyaz olan. Onu beyaz olanı şöyle koyayım. Şu da içinden ürünleri çıkartacak olan olsun. Ona da renk vereceğiz. Yani bir renk kodu vereceğiz. Exporter'la seed'leri çıkartmak için. Bunlar pişiyor mu? Şu tıkanmış olabilir. Aynen. Tahmin ettiğim gibi. Şimdi bizim ne rengimiz var? Yeşil var mı? Yok, lapis var. Lapis kullanabiliriz. Şöyle 6 tane lapis. Bir, iki, üç. Tamam. Şimdi seedleri bunun içine çıkartacağımız için bunun da rengini değiştirmemiz lazım. Bunu nereye yapsak? Asıl soru o. Kabloyu çıkartacak yer kalmadı arkadaş.
Exporter'ı nereye bağlasak? Nereye bağlasak? Şimdi şuraya koysak bu sandık açılır mı? Tamam, Ender sandığında sıkıntı yok. Lakin bunu boyamamızda sıkıntı var. Şöyle gider 3 kattan boyarız. Şu exporter'ı bunun altından vereceğiz. Tamam. Buraya şeyleri koymamız lazım. Neyi dışarı çıkartmak istediğimizi belirten Zamazingo'yu koymamız lazım. Biz bu durumda sil çıkartacağız. Şimdi seni bir boyayalım yalnız. Mavi, mavi, mavi olacaksın. Şunu bir kapat. Tamam, süper. Şimdi arkadaşım, seni bir boşaltalım. Sen artık burada vaktini tamamladın. Sevgili exporter'ım, sen buradan şunu çıkartacaksın. Bakayım. Aynen. Şu anda oraya vermeye başladı. İçinde birikiyor. Şu arkadaşları bir kıralım. Şu bu elektriksiz çalışıyor. O yüzden sıkıntımız yok. Yani oraya bir elektrik bağlantısı çekmemize gerek yok. Sen de bir git. Şu prosesör kalsın. Sen git. Şunun içini bir daha bir boşaltalım. Bu bitmiş. Burada hala var. Şunun bir kısmını şuraya atalım da hızlansın. Şunu bir daha boşalt. Daha bunların yolu uzun. Daha bir tur daha pişirme yapacağız anladığım kadarıyla. Seed ve prosesör için. Şimdi bana kondit lazım. Şu 18 kondit yeter mi? Yetmez. Bunun için biraz daha kondit yapmam lazım bence. Şu. Wow. Binder'ım mı yok? Al biraz sana binder komposit yapayım. Fırınlarım dolu ama seni şuradan alayım. Şuraya atayım. Seni alayım buradan. Tamam, burada binder kompozitler bir şey dursun. Şimdi nasıl düşünmüştük? Şöyle düşünmüştük. Şuraya koyalım. Tamam, bu mavinin içine gelecek. Şuradan always active, şuradan insert girecek. Tamam. Buradan dolduracağız. Ekmek ver bana. Ölüyorum açlıktan. Eğer yapabilirsek 20 tane. Gerçi 19 tane yapacağız. Tamam. Şimdi seed reprosesör için şu değil. Solium dust lazım bize. Onun için de şu arkadaşa ihtiyacımız var. 4 tane yapabiliyoruz. Çünkü neden? Şeyimiz yok. Nerede? Şunu kullansak. Şunlardan bayağı bir yapmış olalım. Hem paketlemiş olalım. Şu. Çıka çıka bu kadar mı çıktı? İnanamıyorum. 64, 64, 171 tane olması lazım. Büyük ihtimal bu yeter sayısı bu. Sana bir stack vereyim. Sana ufak vereyim. Sen zaten başka bir şey pişiriyorsun. O zaman yarısı sana, kalanı sana. Şimdi peki bu arkadaş pişirdiğini ne yapacak? Bu arkadaş burada şunları bir kır. Buranın ışıklandırmasını sonra ayarlayacağım. Bu arkadaşlar pişirdiğini arkadaki kablolardan dışarı atacak.
Şurada olmayacaktı. İşte conduit yapmamız bu yüzden gerekli. Conduit. Nerede bu item conduit? Gözlerim görmüyor. 16 saniye mi? Neden? Pulsating iron'ımız mı yok? Pulsating. Olmaz mı ya? Al. Sana bir ton pulsating iron. Hatta bundan da bir ton zamaz ingotu. Şeyi, ingotu. Conduit. Yap şunlardan. Bunlar lazım olacak. Gerçi bunun çıkışını hızlandırmamız lazım. İçine dolduracağı noktayı. Beyaza bağlanmayacak. Aa pardon, beyaza bağlanacak. Bunun amacı zaten beyaza bağlanması. Buradan insertleyeceğiz. Buradan extractleyeceğiz. Seed processor'dan çıkan, tamam, gitmeye başladı. Sen gel. Sen bitirmişsin. Sen bitirmişsin. Bu arkadaş biraz yavaş kalmış. Şöyle bir parçalayalım. 11 tane daha geldi. Bunlar da bitti. Evet. En sonunda solyum bloklardan 20 tane yapmayı başardık. Şimdi gelelim seed reprocessor'a. 20 tane yapmayı başardık. Güzel. Aradığımız sayı buydu. Bir tane de ekstramız var. Şimdi şöyle düşünmüştüm. Buradaki sayıyı ilerleyen günlerde arttırabiliriz. Bir tane de şurada var. Acaba şuraya koysam çalışır mı? Çalışır. Sıkıntı olmadı. Yani biz göremesek bile kendi çalışacak. Şimdi hover modu bir kapat. Şöyle. Şuradan da birleştir. Çünkü bu seedleri eritmek gerekiyor. Tamam. Şimdi bunların hepsi insert olacak. Değil mi? Aynen. Şurası insert. 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 Buna gelmeye başladı mı? Yok. Önce başkasını dolduruyor. Çünkü şuna speed upgrade koymamız lazım. Şuna insert. Şuna insert. Şuna insert. Bunun aslında bir tane şeyi olması lazım. Ne deniyor? Anahtar var. Onunla istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz ama şimdilik sayı az. Şunları bir insert'e çevirelim. Insert. Burada sadece işte essence seed'leri değil, diğer seed'leri de oynayabiliriz. Şimdi şu da çalışıyor. Şuna kadar geldi. Aynen. Şuna geldi mi? Buna da gelmeye başladı. Bunları da export yapacağız. Never active değil, always active. Bitenleri dışarı atsın. Always active. Yani bir seferde 20 tane, bir seferde 100 tane birden esans gönderecek sisteme. Şu aktif, şu aktif, şu aktif. Aktif. Aslında bir tane daha şuraya yapabiliriz ama şimdi kim uğraşacak, değil mi? Bir sürü süreç var. Aktif. Aktif. Tamam. Buraya zaten insertliyor. Bakayım. Tonla essence akışı gerçekleşecek. Şuraya kadar dağıldı yanılmıyorsam. Aynen. Peki bunun için hızlı doluyor mu? Şunun için hızlı dolmuyor. Buna bir jump start verelim.
Bunları bir at. Şunu bir at. Orayı yeniden bir torşlandıracağız. Şimdi jump start vermek için şu silklerden. Bu arada 8000'e ulaşmışız. Şöyle bir içini full doldurduk mu? Bu hızlı bir şekilde gidecek. Gerçi şeye de hızlandırma koyabiliriz. Neydi onun adı? Export yapan kısma da hızlandırma verebiliriz. Şöyle. Nereye kadar doldu? Şimdi şuraya kadar görüyorum. Al sana da vereyim. Al seni de hızlandırayım. Şuna dolmaya başladı. Al sana da vereyim. Tamam. En başları destekliyor musun? Destekliyorsun. Sıkıntı yok. Şunu da doldurdun mu? Bu arkadaş gayet iyi çalışır. Hatta fazlası da gelmeye başlar. Oh. Bayağı zor oldu ama en sonunda hallettik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.